Türkiye'deki Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Masternet'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Bu videomuzda sizlerle birlikte en iyi 10 Shiny Pokemon inceleyeceğiz. Öncelikle bilmeyenler için söyleyelim, belki bilmeyenler vardır. Shiny Pokemon nedir? Shiny Pokemon özellik, tür ve güç olarak kendi cinsi içerisindeki diğer Pokemonlardan hiçbir üstünlüğü bulunmayan, yalnızca görünüş ve renk olarak farklı olan Pokemonlara deniyor. Özel olmalarını sağlayan tek özellikleri bulunma olasılıklarının çok düşük olmasıdır. Bu nedenle değerlidirler. Yani Pokemonlarımızın renklerinin, görünüşlerinin değişik olmasıdır. Shiny Pokemon'ların bunun dışında hiçbir farklılığı ve üstünlüğü yoktur. Bunu hatırlattıktan sonra en iyi 10 Shiny Pokemon'umuzu görmeye başlayalım. 10 numara Shiny Metacross. Metacross zaten görünüşüyle çok öne çıkan Pokemon'lardan biri, sevilen Pokemon'lardan biri. Shiny Metacross ise o metalik görüntüsüyle, metalik sarı görüntüsüyle bence normal şeklinden daha da güzel görünüyor. Benim fikrim tabi bu. 10 numarada kendisine yer vermek istedim. Shiny Metacross, biliyorsunuz Pokemon Omega Ruby Alpha Sapphire oyunları çıktığı zaman, ilk çıktığında oyunu alan herkese dağıtılmıştı hatırlarsanız Shiny Metacross. Ben de Shiny Metacross'u o şekilde elde edip uzunca bir süre kullandım oyunlarda. Gerçekten güzel bir Pokemon görünüşüyle. Aynı zamanda Shiny Mega Metacross da aynı şekilde çok güzel bir görünüşe sahip olduğunu söyleyebilirim. 9 numara Shiny Gigalith. Gigalith normal görüntüsüyle aslında itici gelen bir Pokemon gibi görünür. Biraz hantal bir Pokemon gibi görünüyor. Fakat bence başarılı Pokemonlardan biri tasarım olarak. Tamam, önceki evrimleri biraz sıkıntılı, fakat Gigalith'in görüntüsü gerçekten güzel. Shiny Gigalith ise o buz mavisi görüntüsüyle gerçekten hoşuma giden Pokemonlardan biri. Listeyi aslında oluştururken şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Normal görünüşlerinden daha iyi görünüşe sahip olan Shiny'leri seçmeye çalışıyorum. Gigalith'in de normal görünüşünden Shiny görünüşünün daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden 9 numara da kendisine yer verdim. 8 numara Shiny Motim. Motim çok öne çıkan bir Pokemon değil. Çoğumuzun da belki aklına gelebilecek bir Pokemon değil. Yani bu listeyi yapmaya kalksanız büyük ihtimalle aklınıza gelmeyecek bir Pokemon. Fakat ben Motim'in Shiny'sinin görünüşünü çok beğeniyorum. Bilmiyorum, belki sarı lacivert Fenerbahçeli olmamdan kaynaklı bir şey olabilir. Fakat yine de güzel göründüğünü düşünüyorum. Listede kendisine yer verdim. Hani Motim'in hakkını yemek istemedim burada. O gerilerde kalmasına rağmen biz ona hakkını verelim ve 8 numarada Shiny Motim'e yer verdim. Bence normal görünüşünden daha iyi bir görünüşe sahip olduğunu düşünüyorum Shiny Motim'in. 7 numara Shiny Zangoose. Şimdi Zangoose zaten hiç Shiny olmasına falan bile gerek yok. O görünüşüyle çok karizma bir Pokemon. Benim tip olarak çok sevdiğim Pokemon'lardan biri. Yani en iyi 10 tasarlanmış Pokemon, en iyi güzel görünen Pokemon gibi bir video yapsam kesin o listede Zangoose olacak. Olacaktır. Eğer ileride yaparsak görürsünüz. Shiny'si ise, Zangoose'un Shiny'si ise zaten ayrıca bir güzel. Yani kırmızı rengin dışında o mavi renk de çok güzel durmuş. Oyunlarda genellikle kullanmak istediğim, kullanmaya çalıştığım Pokemon'lardan biri. Shiny Zangoose listemizde 7 numarada yer aldı. 6 numara Shiny Zygarde. Zygarde'ın şöyle bir maalesef talihsizliği var. Zygarde çok öne çıkan bir efsane olmadı. Biraz hakkı yendi Zygarde'ın. Harcandı diyebiliriz. Özellikle Sun ve Moon oyunlarının duyurulmasından sonra, yani Z oyununun çıkmaması Zygarde'ı resmen boşlamalarına neden oldu. Zygarde'ın normal görünüşü çok kötü değil. Fakat Shiny görünüşünün gerçekten çok çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. O hani yeşilimsi, turkuaz ve beyaz renklerin bir araya gelmesiyle bence çok güzel bir görünüm oluşmuş. Bu yüzden listemizde en iyi Shiny Pokemon'lar listemizde 6 numarada kendisine yer verdim. Bence dediğim gibi Zygarde'ın hakkı yendi, fakat biz en azından hakkını yemeyelim dedik. 5 numara Shiny Mega Gardevoir. Şimdi ilk 5 gerçekten, yani karar vermesi çok zor, fakat ilk 5'te bulunan 5 Pokemon'un da Shiny'si gerçekten çok iyi. Onu söyleyebilirim. 5 numarada Mega Gardevoir'e yer verdim, fakat yani 1 numaraya da koysanız gideri var gerçekten. Birçoğumuz belki 1 numarada bile gösterebilir. Şimdi normal Gardevoir'ın Shiny'si çok iyi durmuyor, fakat Mega Gardevoir'ın Shiny'si gerçekten müthiş duruyor. O asalet, o karizma. Gerçekten hani yapılmış en güzel Pokemon'lardan biri. Güzel kelimesinin altını çiziyorum burada. Hani mesela bir Milotic gibi.
150 yönünden gerçekten Gardevoir'da öne çıkan Pokemon'lardan biri. Shiny Gardevoir ise o beyaz, yani şöyle bir görünüm var. Normal Mega Gardevoir daha gelinlik tarzı bir kıyafete sahipken, hani gelinliği çağrıştırırken, Shiny'si, Shiny Mega Gardevoir ise o elbisesi de daha böyle cenaze kostümü, cenazede giyilen bir kıyafetmiş gibi geliyor. Tam tersiymiş gibi geliyor. O yüzden benim çok hoşuma giden bir Shiny Mega Gardevoir. Listemizde de 5 numarada kendisine yer buluyor. 4 numara Shiny Furfuru. Bu Pokemon gerçekten çok ilginç bir Pokemon. Ne çok fazla öne çıkmış bir Pokemon ne de çok fazla geride kalmış bir Pokemon. Oyuncuların çok tercih ettiği Pokemonlardan biri. İlginç de bir güce sahip, ilginç yeteneklere sahip bir Pokemon. Görünüş olarak da biliyorsunuz birçok şekle bürünebiliyor bu Pokemon. Yani bildiğimiz süs köpeği şeklinde. Furfuru'nun normal görünüşü beyaz bildiğimiz üzere. Fakat Shiny'sinin görünüşü bence normal görünüşünden daha güzel. Yani siyah bir Furfuru normal beyaz görünümünden daha iyi duruyor bence. Daha karizma duruyor. Çok beğendiğim Shiny Pokemon'lardan biri. Listemizde de 4 numarada kendisine yer verdim. Shiny Furfuru listemizde 4 numara. 3 numara Shiny Gyarados. Yani Red Gyarados. Şimdi birçoğumuz belki yeni Pokemoncular ya da sonradan Pokemon'u sevenler bunu çok bilemeyecek, çok anlayamayacak. Fakat eski Pokemoncular şu an ne demek istediğimi çok iyi anlayacak. Gold Silver serisi oyunları oynayanlar Red Gyarados'un ne kadar önemli olduğunu bileceklerdir. Tabi o zamanlar Shiny olduğunu bilmiyorduk. Biz sadece Red Gyarados olarak biliyorduk. Fakat Gyarados'un Shiny'si bilindiği üzere Gold Silver oyunlarında bir gölün ortasında çıkıyor ve bunu yakalamaya çalışıyoruz. 30 level seviyesindeydi galiba. Shiny Gyarados'u sahip olmak, yani daha doğrusu Red Gyarados'a sahip olmak o dönem gerçekten çok önemliydi. Çok güzeldi görünüşüyle. Biz tabi oyun için özel tasarlanmış bir Pokemon olduğunu düşünürken aslında bu Pokemon Shiny Gyarados olduğunu anladık sonra da. Bu nedenle hem eskileri yaşayanlar için önemli bir Pokemon olması nedeniyle hem de gerçekten görünüş olarak güzel olması nedeniyle Shiny Gyarados'a 3 numarada yer verdik. 2 numara Shiny Mega Gengar. Şimdi ilginç Pokemon'lardan birine daha geldik. Gengar ya da Jinjar artık nasıl okunuyorsa değişik okuma çeşitleri var. Normal Gengar'ın Shiny'si gerçekten kötü. Bakabilirsiniz. Şu anda da ekranınızda görünüyordur zaten. Çok farklılığı yok. Fakat Mega Gengar'ın Shiny'si gerçekten mükemmel. Ben çok beğeniyorum. Beyaz tam böyle bir hayalet ruh çağrışımı yapmışlar beyaz bir Mega Gengar yaparak. Ben o yüzden çok beğeniyorum. Hatta bugüne kadar yapılmış olan en iyi iki Shiny'den biri olduğunu düşünüyorum. Yani iki numaraya koyma nedenim sadece bu değil. Yani bir numaraya da koyabilirdin. Çok 1 ile 2 arasında çok karar vermem gerekti. Çok düşündüm. Bir numarada daha iyi bir Shiny olduğunu düşünüyorum şu an. Listemizde 2 numara ama gerçekten bugüne kadar yapılmış olan en iyi Shiny Pokemon'lardan biri gerçekten. Mega Gengar'ı yani oynaması da zaten zevkli. Görünüşü de gerçekten çok başarılı. Ve 1 numara. Sizce 1 numara hangi Pokemon'dur? Biliyorum birçoğunuz şu an aklınızdan geçiriyorsunuz Shiny Pokemon'lar içerisinde en iyi Shiny Pokemon hangisinin olduğunu. Şu an aslında şudur diyorsunuz. Ben de birçoğuyla aynı fikirde olarak o Pokemon'u seçiyorum. Gerçekten Shiny'ler arasında en güzeli Shiny Greninja. Bir ninja Pokemon'un, bir karanlık tür Pokemon'un olması gereken görünüş bu aslında. Yani Greninja'nın mavi görünüşü tamam yine çok karizmatik, yine çok iyi. Ama Shiny Greninja gerçekten bence bugüne kadar yapılmış olan en iyi Shiny Pokemon. En çok dikkat çeken, en güzel, en elde edilmeye çalışılan Pokemon'lardan biri. Çok başarılı bir Shiny ve bence Greninja'nın o halini, o karizmasını gerçekten en iyi yansıtan görünüşü de bu görünüş. Bu nedenle Shiny Greninja'yı listemizde 1 numaraya koyduk. Evet arkadaşlar, Shiny Pokemon'lar arasında da en iyi 10 taneyi sizler için seçmeye çalıştım. Siz de eğer şu Pokemon da listede olmalıydı, bu Pokemon da listede olmalıydı, şu daha yukarıda olmalıydı gibi yorumlarınız olursa bunları yorum kısmında belirtmenizi istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, Facebook grubu üye olmayı ve forumumuza üye olmayı unutmayın. Pokemon Master her koldan sizler için güzel videolar, güzel konular yapmaya çalışıyor. Eğer böyle videoların devamının da gelmesini istiyorsanız yine yorumlarda bunu belirtirseniz sevinirim. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.